Berlin'i Friedrich Liechtenstein yeni mekanında. Son albümüne model olarak tarihi bir kaplıca merkezini, Avusturya'nın Bad Gastein kasabasını seçmiş. Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminden bugüne ise sadece sıvası dökülmeye yüz tutan duvarlar kalmış. Bu gösterişli yapılar emlak spekülatörleri tarafından bilinçli bir şekilde 10 yıllardır boş bırakılıyor. İlham veren de tam bu. Kusursuz biçimde bakımlı bir yerde insan hayat kuramaz. Öyle mekanlarda başkalarını ittirmek ihtiyacı hissedersiniz. Ama burası öyle değil. Bad Gastein boş olduğu için süper enfes bir yer. Supergeil, bir perakende satış zincirinin reklam filmi olarak yayınlanan bu video klip, yılın başında 55 yaşındaki şarkıcıyı aniden internet kuşağının starı haline getirdi. Supergeil. Es ist supergeil, supergeil, richtig supergeil, supergeil. Ich find's supergeil, supergeil, denn du bist supergeil. Friedrich Liechtenstein yeni albümünden şarkılarla Bad Gastein'daki Grand Hotel de l'Europe'da daha ağırbaşlı bir kitlenin karşısına çıkıyor. Ben Supergeil yerine Turbostyle demeyi tercih ederim. Cuk oturmuş, evet çok güzel. Tip olarak çok çılgın biri, yani bu yaşta böyle bir müzik yapmak, dansı filan da. Friedrich Liechtenstein'ın konsept albümündeki şarkıların aslında bir konusu var. Kendisi, hayatının Bad Gastein'la olan ilişkisi. Sanatçı 2009 yılında bu kaplıca merkezini ilk kez ziyaret etmiş. Bunu ben de tam olarak açıklayamıyorum. Bu benzetme çok sık yapılıyor olsa da gerçekten aşk gibi bir şey. Geldiğim ilk anda Bad Gastein'a diller gibi aşık oldum ve burada bir şeyler yapmak zorunda olduğumu hissettim. Sonra çok kafa yordum ve bu albüm çıktı. Albümü bir sahne olarak gördüğüm bu kasabanın üzerine kalıp gibi koyuyorum ve ikisinin birlikte çalışmalarını ve titreşim yaratmalarını diliyorum. Friedrich Liechtenstein yeni şarkılarını Berlin'deki küçük bir prodüksiyon şirketinden çıkarmış. Bu bilinçli bir seçim. Zira daha önce büyük bir şirket ve reklam ajanslarıyla çalışan müzisyen, bu albümün kendi sanatsal şartları altında yapılmasını ve Supergeil'den kurtulmayı istemiş. O şarkıda ben kendi tarzımla varım ve insanlar da ismimi öğrenip beni tanımaya başladılar. Ama bu başarı hikayesinin nasıl oluştuğuna bakarsak bunun bana ait olmadığını görürüz. O yüzden şimdi yine %100 benim ruhumdan çıkan bir şey yapmak ve arada bir yerde kalmamak istiyorum. Ben sanat avaresiyim. Yaptığım işler ne kadar çeşitlilik arz ederse o kadar gurur duyarım. Eski Doğu Almanya'da dünyaya gelen ve gerçek adı Hans Holger Friedrich olan müzisyen, ilk olarak kukla sanatçısı eğitimi almış ve sonradan tiyatro yönetmenliği yapmış. Supergeil şarkısını ilk olarak 2012 yılında Turist adlı bir müzik projesi için bestelemiş. Berlin'deki gece kulüplerinde tam bir hit olan şarkı, bir yıl sonra reklam filminde kullanılınca Liechtenstein'ın YouTube'da milyonlarca kez tıklanmasını sağlamış. Supergeil. İnsanların dikkatini çekmek ve onların nerede şu şişman ve sakallı adam diye sormalarını önemsiyorum ve tutarlı olmak istiyorum. Hayatım boyunca ironi ve üzüntülerden oluşan bir titreşim alanında bir şekilde hareket eden iyi ve kötüyle ilgili düşüncelerimi canlı tuttum ve bu yolda devam etmek istiyorum. Bu hamleyi ya da bu atı diyelim kullanmak, ancak onu başka bir yöne götürmek niyetindeyim. Das nehme ich schon, aber ich möchte es in eine andere Richtung bringen. Ne? Radioactivity, lift me up, elevator girl, it's me. Lift me up, elevator girl, it's me. Ben bunun bir geleceği olduğuna inanıyorum. 80'li yıllardan Falco ile Yellow arası bir karışım gibi. Geleceği olan ya da en azından çabuk para kazanan çok daha kötü şarkıcılar var. Bu adam bir atmosfer yaratabiliyor, bir havası var. Sanatçıyı sanatçı yapan da budur.
Friedrich Liechtenstein Bad Gastein'da çok sayıda yeni hayran kazandı. Şaşılacak şey değil. Çünkü bu sakallı adam egzantrik tarzıyla kaplıca merkezini adeta parlattı.